İsrail'in İran'ın e, Şam konsolosluğuna yaptığı saldırı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşüldü. Rusya ve Çin saldırının kınanması için çağrı yaparken İran maslahatgüzarı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüne dikkat çekti. İsrail'in Şam'da İran konsolosluğuna saldırısı Rusya'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşüldü. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahat Güzarı Zahra Erşadi, Güvenlik Konseyi'nde söz konusu saldırıyı güçlü bir şekilde kınaması için çağrı yaptı. <laughs> Erşadi ayrıca ABD'nin rolüne dikkat çekti. İran Maslahat Güzarı, ABD'nin İsrail'in Gazze'de soykırım dahil tüm suçlarından sorumlu olduğunu ifade etti. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uluslararası toplumun İsrail'in, Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınamaya çağırdı. <laughs> Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nemenzia, ''Konsey üyelerinin dayanışmasına güveniyorum. Eğer dayanışma göstermezsek herhangi bir ülkenin diplomatik misyonu bir sonraki hava saldırısının hedefi olabilir.'' uyarısında bulundu. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jen şuansa İsrail'in Filistin'deki sınır tanımayan saldırılarını hatırlattı. Çin temsilcisi Gazze'de çatışma başladığından beri ev, okul, hastane, insani yardım tesisleri, Birleşmiş Milletler Ajanslarına yönelik saldırılar gerçekleştiğini, bugün de diplomatik tesisin hedef alındığını söyledi can şu an uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel ilkelerinin kırmızı çizgileri çok kez ihlal edildi dedi ve ABD ve İsrail üzerinde etkisi olan diğer ülkelere Batı Asya'da ve Gazze'de yapıcı rol oynamaları çağrısı yaptı.